Herkese merhaba. Medyaskop TV ekranlarına Eurogol futbol programına hoş geldiniz. Ben Egemen Gök, yanımda Mehmet Selçuk Atan var. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam, nasılsınız? Eyvallah, siz nasılsınız efendim? İşte yine uykusuz kaldık akşam maçlarıyla beraber. Dün akşamın maçları, evet. İngiltere Ligi. İngiltere Ligi devam ediyor. İtalya'da kupa var, İspanya'da da son 16 kupa maçları var. Kupa maçları bu akşam başlayacak İspanya'da. Hemen onu da girmeden şey de belirtelim. Bu hafta, geçen hafta Almanya Ligi'nde çok maç oynandı. Fransa Ligi tek günde 10 maç oynadı ve ligi kapattı. Evet, iki haftadır yok onlar. Şimdi iki haftalık bir aradılar. Onlar hakkında pek konuşmayacağız bu akşam. Evet. Akşam değil, sabah. Nereden başlayalım? Premier Lig'den başlayalım. Premier Lig'den başlayalım. Premier Lig son haftasını oynuyor. Hı hı. Yani ilk yarıyı bitiriyor onlar. Premier Lig'de dün akşam, yani pazartesi gününün maçlarından itibaren gelirsek, Premier Lig'in oynanan maçları ben pazartesi itibaren anlatayım en iyisi. Hı hı. Brighton 2, Bournemouth 2, Burnley 1, Liverpool 2, Leicester City 3, Huddersfield 0, Newcastle United 1, Stoke City 0, Everton 2, Everton 0, Manchester United 2. Dün akşam maçlarına gelsek de Crystal Palace 2, Southampton 1, West Ham United 2, West Bromwich 1, Swansea City kendi evinde Tottenham'a 2-0 kaybetti. Manchester City de Watford'u 3-1 ile geçti. Bu akşam oynanacak karşılaşmada derbi olacak. Arsenal Chelsea mücadelesini izleyeceğiz. Arsenal evinde. Arsenal Chelsea derbisi var bu akşam. Onun haricinde de yani sezonun son maçı yarın oynanacak. Hı hı. Tottenham'la West Ham United'ın maçı var. Onunla beraber de İngiltere Ligi tatile girecek. Hı hı. Ya dün akşam karışık bir fikstür oldu. Sürpriz de olmadı. Biz işte Aytu'yla konuşurken Crystal Palace Southampton'ı konuşuyorduk. Southampton tam Van Dijk'ı sattı, para kazandı ama ligde çok kötü bir gidişleri var. Hı hı. Alt sıralardılar ve daha da alt sıraya doğru gidiyorlar. Belki bu sene küme bile düşebilirler. Yani çok tehlikeli potaya girmeye başladılar. Everton tam çıkışta diyorduk. Pazartesi günü Manchester United'da onlar da 2-0 yenildi. Hı hı. Hatta Everton maçında biliyorsun bir sürü Mourinho'nun Paul Scholes'a atarı oldu diyelim. Paul Scholes maçtan önce bir açıklama yaptı. Evet, o daha önceki bir Paul açıklama. Paul Scholes hatırlarsınız Manchester United'ın efsane orta saha oyuncusu. Şimdi de şey yapıyor, futbol yorumculuğu yapıyor kanallarda. Hı hı. Hı. Onun bir açıklaması oldu maçtan önce. Pogba işte 90 milyon euro gibi bir miktar ödediniz ve sizi 90 milyon dolar ödediniz adam size maç kazandırmalı gibi bir açıklaması oldu. Ya aşağı yukarı bakarsak Pogba ile Scholes aynı mevkinin adamı aslında. Evet. Yani, belki de o yüzden yani Scholes'un açıklaması da bu yüzden. Yani. Ya Scholes bu kadar ya şöyle söyleyelim. Scholes çok haksız bunu söylemekte. Bir kere Pogba her maçta skoru doğrudan etki eden bir oyuncu. Hı hı. Yani çok maç kazandırıyor. Scholes da diyor ki 90 milyon euro veriyorsanız bu size maç kazandırmalı. Kazandırıyor zaten. Everton maçında da 2 gol oldu. İkisinde de asisti. Scholes yaptı. Ondan Scholes sonra değil, Pogba yaptı hocam. Ay pardon, çok karıştırıyorum. Pogba yaptı. Scholes'un açıklamasına da istinaden Mourinho maç sonunda hazır maçı kazanmanın 3 maçtır kazanamıyordu onlarda. Maçı kazanmanın vermiş olduğu özgüvenle o da diyor ki yani 90 milyon euro etmez diyorsunuz ama hani Scholes'un tek yaptığı eleştirmek. Hı hı. Eleştirerek bir yere varamaz diyor. O futbolcuyu görüyorsunuz. Bugün 2 asist yaptı diyor. Hı hı. Çok fenomen bir oyuncuydu ve böyle hatırlanacak ama iyi bir yorumcu olarak hatırlanmayacak dedi. Hı hı. Umarım antrenörlüğü seçtiğinde benim çeyreğim kadar bir antrenör olabilir. O da 6 kupa demek. Bu da biliyorsunuz 6 kupa demek dedi. Yani bu şeyle ilgili ya, konuyla alakalı çok da severim. Mert Aydın'ın bir yorumu vardı. Manchester United neden Pogba'ya 90 milyon euro para verdi diye. Bugün almaya kalksa belki 150-200 milyon euro verecek. Çünkü ben şöyle görüyorum. Mert Aydın'a da katılıyorum bu konuda. Manchester United Şampiyonlar Ligi'nde yok. Ya bu sene ama belki yani, bu yüzden yani giremiyordu. Başarı gösteremedi ve kendini kanıtlaması, büyüklüğünü göstermesi gerekiyordu. Bu yüzden çok büyük miktarda para vererek ya evet. Pogba gibi birini evet. transfer etti. Evet, çok doğru. Çok doğru. Yani ben de aynısını düşünüyorum. Yani İngiltere Ligi'nde ya Pogba çok yakıştı İngiltere Ligi'ne. Ne doğru. Juventus'tan geldikten sonra sanki şey gibi orası için antrenman yapıyormuş her gün gibi. İngiltere geldi, çok da güzel uyum sağladı. Ve harika da futbol oynuyor. Yaşı ne kadar Mesut Özil
Arsenal'de uyum çok sağlayamadıysa, Pogba da o kadar uyum sağladı. Evet, hem İngiltere Ligi'ne hem de çok doğru bir kanal. İkisi de neredeyse aynı yerde oynuyorlar. Yani, tartışmalı bir konu ama evet. Orta saha oyuncusu ikisi de. Evet. Ya yani Mesut Özil solda oynuyor. Pogba solda oynar ama Özil ortada oynar. Oynayamaz bence. Doğru. Doğru. Yani hak çok alıştı o bölgeye. Onun haricinde transfer dedikodularını da yavaş yavaş geliyoruz İngiltere'de. Ya Van Dijk var bir tane transferler arasında. Liverpool'la anlaştı ve Van Dijk'ın çok güzel bir açıklaması var. Guardian dün şey yaptı, basına tanıtırken Liverpool. Ben de şeyini kesmiştim. Ya benim yapabileceğim bir şey yok diyor, 75 milyon sterline. Yani aşağı yukarı 85 milyon euro. Benim bedel için yapabilecek bir şey yok. Benim yapabileceğim tek şey futbol oynamak. Liverpool için elimden geleni yapmak dedi. Çok da düzgün söyledi. Ama şöyle bir şey var. Yani biz Alp abiyle de cuma günü bir özel yayın yapmıştık. Van Dijk transferiyle alakalı. Çok astronomik rakam defans oyuncusuna vesaire. Bu astronomik rakamlar şeyden kaynaklanıyor. Kulüplerin gelirleri çok arttı. Yani bundan sonra böyle gidecek gibi bir şey konuşulunuyor. Tamam biz Türkiye Ligi'ne istinaden konuşursak, biz çok mantalite olarak geride kaldığımız için adamları yakalayamıyoruz. Yani özellikle gelir olarak da çok geride kaldığımız için, mantalite olarak da çok geride kaldığımız için İngiltere Ligi'ne tabii... Biraz konuya bu transfer şey meselesindeki fiyatlandırmadaki konuya şöyle de bakılabilir. Çünkü futbol ne kadar biz çok seviyor da olsak bir entertainment, yani bir eğlence sektörü olarak gözüküyor. O yüzden tabii bu kadar büyük fiyatlara transferler, meşhur isimlerin, büyük futbolcuların bu kadar büyük fiyatlara transfer edilmesi aslında normal. Çünkü artık, gelirler çok arttı. Gelirler çok arttı. Biz şey düşünüyoruz işte bu sene Crystal Palace ya da Swansea ya da az önce bahsettiğimiz Southampton, Van Dijk satan küme düşse 100 milyon sterlin kazanacak kasasına. Yani şimdi blockbuster dediğimiz sinema filmleri bile en alt seviyede 500 milyon dolar sınırını geçmek için yayına çıkıyorlar. Evet. Ve böyle worldwide'da, yani dünya genelinde de 1.2 milyar dolarlar hedefliyorlar. Buna göre sahneye çıkıyorlar. Yani şimdi biz çok aynı şey yani bunlar. Futbol izleyicisi olarak çok duygusal yaklaşıyoruz ama artık bu tamamen şeyi kavuştu, resmiyete kavuştu. Bu bir endüstri. Takımlar Avrupa'dan, özellikle İngiltere'de Avrupa'dan biraz iş yapacak adamları alıyorlar. Biraz ne derler ona? İşte parlatıyorlar, silip parlatıyorlar, hemen büyüklere satıyorlar vesaire gibi durum var. Van Dijk da böyle. Ben bu hafta içi Van Dijk yorumlarının tamamını izledim televizyonlarda, kanalda. Yani Van Dijk hiç tanımayan adamlar, daha önce hiç tanımamış insanlar öyle yorumlar yapıyor ki Liverpool inanılmaz bir oyuncu aldı şöyle falan. Biz istatistiklerine de baktık Van Dijk'ın. Bu sene 12 maç oynamış. 11 maç. 11'de çıkmış. 12. maça da yedekten girmiş. Yani belki çok iyi oyuncu, inanılmaz oynayacak ama Van Dijk'ı bilemiyoruz. Şu anda da ekranda Guardian'a yaptığı açıklama. Yani Van Dijk hiç oynamayan, ya bu senenin yarısını oynamamış, sezonun yarısını oynamamış bir adamı transfer etti Liverpool. Ve şey, bu adamı ne yapacağı çok belli değil gibi. Ama kötü adam mı? Tabii ki iyi adam. Yani zaman gösterecek. Hollanda'dan çıktıktan sonra İskoçya'da, Celtic'te yaptıkları ortada, inanılmaz futbol oynadı. Ama Southampton'da çok dişe dokunur bir şey yapmamış. Yani geçen sene istatistiklerine de baktık, çok da büyük bir şey yapmamış. Ama Liverpool'un da bu sene su götürmez gerçeği, defansı inanılmaz kötü. Belki defansını toparlayan isim Van Dijk olur ki bu kadar baskıdan sonra kötü bile olsa yani, o kadar parayı verdikten sonra bir şeyler bekleyeceklerdir illaki. Onun haricinde transferde Leicester City Adrian Silva'yı aldı. Biliyorsunuz sezon başında Adrian Silva'yı transfer etmişlerdi fakat evrakları yetişmemişlerdi. Adrian Silva da imza töreninde senenin ilk transferi oldu bu 2018'in. Şey demişti, çok sinir bozucu bir süreçti. Çok canım sıkıldı ama oynamak için elimden geleni yaptım. İlk 11'de bana şans verilirse de oynayacağım dedi Adrian Silva. Onun haricinde geri kalanı transfer dedikodusu. Yani çok büyük şeyler yok. İngiltere'de bize de dair bir olay daha var. Everton'ın Cenk Tosun transferi. Cenk Tosun transferi. O da bugün yarın özellikle... Guardian'da bugün yayınlandı. Evet, bugün imza atılacağı, yani bugün kesinleşileceği söyleniyor. 25 milyon euroya anlaşıldı. Hatta Cenk Tosun'un 8,5 milyon euro anlaşılacağı bile basına sızdı. Yani kesin bilgi olarak İngiltere basınında var, bizim basınımızda da var. Çok spekülasyonla beraber. Ama bugün ödeme planı üzerine çalışılıyordu son birkaç gündür. Bugün de anlaşılacağı, yani kesin imzanın atılacağı söyleniyor. Biz de bekliyoruz. Bu Nike'ın da ortaya attığı Coutinho meselesi. Evet. Ne demişlerdi? İspanya'da geçmeden önce İngiltere üzerinden onu da konuştuk. Evet evet, yani... Barcelona'nın forma sponsoru olan şirket kendi internet sitesinden şey yayınladı.
Coutinho forması alabilirsiniz. Hı-hı. 160 milyon euroya iş bitti diye transfer haberini yaptı. Yani gidip Barcelona forması alıp altına kralın ismini yazdırabilirsiniz diye bir açıklama vardı. Fakat Barcelona şey oldu, oluyor. Ne yapıyorsunuz? Hani olaya bir müdahale etti. Ve hemen kaldırdılar. Yani benim öngörüm şeydi. Barcelona zaten ligde artık şampiyonluğu kopardı bu sene. Öyle görünüyor. Sene sonunu alırlar herhalde diye düşünüyordum ama onların yani 160 milyon euro çok büyük para değil Barcelona için. Doğru. Özellikle Coutinho için. Liverpool'un Coutinho'ya ihtiyacı var. Bence de sene sonu transfer etmeleri daha doğru olurdu. Ama Coutinho'yu da Barcelona'da izlemek güzel olacak. Yani üzerine 2-3 koymuş olacak. Hı-hı. Bizim için de çok eğlenceli olacak. Bir de dün benim gördüğüm çok enteresan bir durum var. Chelsea Eden Hazard'ı Real Madrid'e satacak gibi bir durum var. En son 115 milyon euroyu reddetmiş Chelsea. O da yine İngiltere basınında çıkan haberlerden, dedikodulardan birisi. Eden Hazard'ı 150-160 en azından Coutinho parasına transfer edebileceği yazıyordu Chelsea'nin. Ne kadar doğru bilinmez. Ama Real Madrid'in de acil transfere ihtiyacı olduğu bir gerçek. Bakalım. Yani dedikodularımız bu kadar. O zaman İtalya Kupası'nın çeyrek finali, çeyrek finalin ilk ayak maçları da, ya yani ilk maçları, çeyrek final oynanacak. İlk maçları da. Yok, zaten biz geçen hafta seninle iddiaya girmiştik. Inter Milan maçına. Milan maçına sen kazandın hocam yani. O yüzden bugün yemekti bir sodayı ben. Milan kazandı ilk maçı. Onlar zaten aynı stadda oynuyorlar. Lazio Fiorentina'yı öngördüğümüz gibi bir sıfırla geçti. Hı hı. Bu, dün akşamın beni yanıltan maçı Napoli-Atalanta'ydı. Atalanta bu sene herkese büyük maçlarda çok acayip oynuyorlar. Türkiye'nin evet, şehri gibi yani. Evet, herkesi yanıltıyor Atalanta bu sene. Zaten onlar da yani zirve olmasa da en azından bu şeye tırmanıyor. Yukarı doğru tırmanıyorlar. Zaten şeydiler yani, o 5 hiç kopmadı İtalya Ligi'nde lig başladığından beri. 2-1 ile Napoli'yi yendi. Bu akşam da Juventus-Torino var. Juventus alacaktır diye düşünüyorum ben. Aitu'da 4-6 dedi. Bakalım akşam maçın ne olacak. Onun haricinde İspanya Kupamız var. İspanya Kupası'nda da son 16 maçları var. Evet, son 16 maçları bugün başlıyor. Yani Atletico maçı var. Alaves'in maçı var. Bakıyorum Sevilla maçı var. Valencia Las Palmas var. Barcelona Celta Vigo var. Leganes de Villarreal var. Espanyol Levante var. Real Madrid'de Numancia var. Yani aslında son 6'ydı. Keşke onlar da şeyden dahil olsaymış. Yani çeyrek finalden dahil olsalarmış. Çok da bir şey yok gibi. Ama özellikle bugünün maçlarında Sevilla Caldis, Alaves Formentera, Atletico Madrid Leida, Valencia Las Palmas var bugünün maçlarında. Yine işte maç yokluğunda keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Bakalım. İspanya Kupası'ndaki, İspanya Kupası'nı diyorum, İspanya liglerinde ve İspanya'da evet, ligler var. Yani ligler bittikten sonra ya İspanya'ya aslında çok girmek istemiyorum. Yani İspanya ve İtalya'yı zaten şey yaptık. Evet, yani. İspanya, İtalya ve Türkiye'deki spor haberciliği magazinle çok iç içe. Yani onlarda da futbolcuların özel hayatlarından, işte olmayan transfer söylentilerinden beslenilen bir spor basını var. Yıllardır İbrahimovic Galatasaray'a geliyor. Sonra nedense Fener'e geldi bir ara. Evet. Şimdi Beşiktaş'ta anılıyor. Öyle mi? Dün akşam gördüm ben de o böyle. Fikret Orman PSG ile konuşmuş gibi böyle İbrahimovic için falan. Nedense yani. Ya nasıl imkansız haberler yani. Ya bizde de işte şey aynı haber. Hatta bir şey vardı. Biz Tamer abiyle onun şeyini yapıyorduk. Muhabbetini yapıyorduk daha önce. Bizim İşte ana akım gazetelerden birisi haber yapıyor. Olmayan bir haber. İspanya'dan atıyorum. Nasıl anlatayım? Ronaldo Galatasaray'a gelecek, Fener'e gelecek gibi böyle. Ay pardon, İtalya'dan işte bir haber yapılıyorlar. Atıyorum Higuain Beşiktaş'a gelecek. Ki bunu çok duyduk yani geçtiğimiz yaz ayında. Asamoah'da Galatasaray'a geliyor. Evet evet, sürekli duyuyoruz. Sürekli geliyor yani. Ondan sonra şey diyor, bizim ana akım gazetelerden birisi diyor ki La Gazzetta dello Sport'un haberine göre diyor. La Gazzetta dello Sport bir türlü kulağına gidiyor çünkü onlar da bizi takip ediyorlar. Bakıyorlar böyle bir dedikodu var. Aa inan, biz de hemen haberini yapalım diye. Sonra onlar da haberini yapıyorlar. Haberin oluşum saatlerine bakıyorsunuz. Türkiye'deki haber İspanya'daki, İtalya'daki haberden 2 saat önce yapılmış. Ama işte La Gazzetta dello Sport'un haberine göre falan böyle.
Böyle şeyler dönebiliyor. Transfer dedikodusunda, bu transfer dedikodusu da değil, transfer magazininde, futbolun magazin hayatında bu çok normal aslında. Ya Higuain'in gönderilmese de Higuain'in yerine birisi alınacak kesin. Şeyde, Real Madrid'de. Tatil giden Alman Ligi'nde de Borussia Dortmund'un Aubameyang'ın gideceği söyleniyor. Kesin gibi o bence. Bu... Aubameyang'ın bu Dortmund'da durup kendini heba etmesinin bir manası da yok. Yani gol kralı insanı ama... seyretmek istiyor. Evet, doğru söylüyorsun ve şey, iki kere şey oldu Aubameyang, kadro dışı bırakıldı şey davranışlarından dolayı. Takımla uygun olmayan davranışlarından dolayı. Evet evet ve şey, Real Madrid'e çok ihtiyacı var Aubameyang. Biz daha önceki programlarda da bunu konuştuk. Hatta yani bu başka programlarda da konuşuluyor. Mutlak bir forvete ihtiyaçları var. Bir forvet alınacağı kesin. Ama bunu daha önce olduğu gibi alt ligde oynayan Real Madrid B takımından mı alırlar? Yoksa yine İspanya'da geçiştirmek için, en azından bu sezonu bitirmek için Haziran'a kadar bir idareten bir futbolcu mu alır, o bilinmez. Ama Real Madrid, Benzema ile ya da Gareth Bale'ın forvete çıkışlarıyla falan filan yürüyecek gibi değil Real Madrid. Yürüyecek gibi değil ama iyi bir forvet lazım. Ronaldo ile Benzema'nın arasında çok iş yapacak. Yani ligden koptular. 10 puan farkları var Barcelona ile. Ama Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak adına Aubameyang'i alabilirler. Onun haricinde Muhammed Salah demiş yine, bu yine dedi ya, saçma İspanyol gazetelerinden birisi. Muhammed Salah'ı alacaklar demiş. Ben Liverpool Muhammed Salah'ı satacağını düşünmüyorum. Çünkü klubun, Jürgen Klopp'un açıklamasında da, daha dünkü açıklamasında yani Muhammed Salah'ın Liverpool'un beklentisinin çok üzerinde olduğunu söylüyor. Yani biz bu beklentiye transfer etmedik ve çok çok iyi oynuyor diyor. Bence Chelsea üzülüyordur Muhammed Salah'ı sattığı için. Ama Real Madrid'de Muhammed Salah'ın zaten uyum sağlayacağını da düşünmüyorum da. Hani öyle bir olay oldu da bilemiyorum. Çünkü İngiltere basında hiçbir şey yok. Ya da Liverpool cephesinde habere yönelik hiçbir şey görmedim. Yani konuşacağımız maçların sonuna geldik. Bu akşamın da flash maçı galiba. Arsenal-Chelsea maçı. Evet, Arsenal-Chelsea maçı. Ben onda da bilmiyorum Aytu hocam ne düşünür ama ben Arsenal'ın yenileceğini düşünüyorum kendi evinde. Ben de Chelsea'den yanayım. Çünkü Milan, Inter Milan mevzusuna dönecek gibi burada. Evet, çünkü Chelsea öne geçecek gibi. Ya Chelsea çok stabil futbol oynuyor. Yani iyi ya da kötü diyemeyiz. Hani kötü oynadığı maçta bile bir standardı var. Ya da iyi oynadığı maçta da çok iyi oynamıyor. Bir standardı var. Ama Arsenal öyle değil. Yani Arsenal hep kötü oynuyor. Buradan tekrardan Arsenal Wenger'i istifaya davet ediyorum. Oraya da çok sevgili hocamız Yılmaz Vural'ın gelmesi gerektiğini anlıyorum. Buradan tekrardan söylüyorum. Arsenal çok kötü oynuyor ligde. Yani bilmiyorum şeyde ne yaparlar. FA Cup'ta ya da Şampiyonlar Ligi'nde pardon UEFA Ligi'nde ne yaparlar ama Arsenal bu saatten sonra FA Cup bir derece ama o UEFA'ya asılacağı aşikar. Ya 8-10 maçlık rekorunu kırdı Arsene Wenger. Sir Alex Ferguson'un. Bence ona falan oynuyordu. Bu sene sonunda herhalde gönderilecek ya. Ya da o da bir Sir unvanıyla hayatına devam eder. Çünkü yıllar... Sir unvanı alamaz o, Fransız. Ona vermezler Sir unvanını. Bilemiyorum. Fransız Sir'ı olabilir, Dick olabilir. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu akşamın favorisi benim için Chelsea. O zaman programı burada kapatalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.